getirilmiş olmasıdır. Bu hedefe ulaşıncaya kadar aynı kararlılıkla, aynı teyakkuzla ve aynı kapasiteyle sahada çalışmaya devam edeceğimizi, terör örgütü elebaşlarının kendi medyalarında yaptıkları gündem değiştirme ve canını kurtarmaya dönük taktiksel açıklamalarına hiçbir şekilde itibar etmediğimizi de ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı eline silah almış hiç kimse bunun bedelini ödemekten kurtulamayacaktır. Bunu da ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli başlığımız hiç kuşkusuz uyuşturucu ile mücadeledir. Bu mücadele kapsamında emniyet ve jandarma narkotik ekiplerimizce sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmeye devam etmektedir. Operasyonlar ile bir taraftan saha baskısı kurulurken en iyi narkotik polisi anne, uyuma uygulamalarının yanı sıra metruk binaların yıkımı ile gençlerimizi ve çocuklarımızı bu illetten kurtarmaya dönük çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalar neticesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ekim ayında gerçekleştirilen 20.083 operasyonda 26.239 kişi gözaltına alınmış, 1.680 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre %18 artış ile 10 ton 143 kilogram esrar, %14 artış ile 2 ton 624 kilogram eroin, %516 artış ile 1.959.097 adet kaptagon, %217 artış ile 665.569 adet sentetik ecza yakalanmıştır. Ayrıca 667 kilogram skank, 78 kilogram kokain, 59 kilogram sentetik kanabinoid, 507 kilogram metamfetamin, 188.938 adet ekstazi ve 68.055 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ayrıca uyuşturucu ile mücadeledeki büyük yardımcımız olan uyuma uygulaması hedef sayımız biliyorsunuz daha önce de açıkladık 500.000. Hali hazırda indirme sayımız 469.686'dır ki hedefe çok yaklaştık. Gelen ihbar sayımız da bu kapsamda 36.873'tür. Çabalarımız sayesinde 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı %66 azalışla 314'e düşmüştü. 2020 yılı ilk 9 ayında 118 olan bu rakam 2021 yılı aynı döneminde %12 azalışla 104 olmuştur. Bu da önemli bir gelişmedir. Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik olarak Ekim ayında gerçekleştirilen 2093 operasyonda 3053 kişi gözaltına alınmıştır. Ve bunlardan 24'ü adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre %38 artış ile 656.090 paket kaçak sigara, %66 artış ile 550.913 litre kaçak akaryakıt, %25 artış ile 106.992 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında Ekim ayında maalesef 16 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 Mart 2018 itibariyle hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasını 2.715.216 kişi indirmiştir. Uygulamayla bugüne kadar 234.222 ihbar alınmıştır. Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 750 vakanın takibi yapılmış olup halen 274 vakanın takibi devam etmektedir. Yine sevindirici bir gelişme bugüne kadar elektronik kelepçe tedbiri kararı alınarak takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir. Asayiş verilerinde 2020 ile 2021 yıllarının Ekim aylarını değerlendirdiğimizde ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen kapkaç olayları 309'dan %53 azalışla 145'e, yan kesicilik olayları 786'dan %36 azalışla 504'e, otodan hırsızlık 2657'den %21 azalışla 2101'e, oto hırsızlığı 726'dan %17 azalışla 604'e, motosiklet hırsızlığı 2688'den %5 azalışla 2544'e, evden hırsızlık ise
5716'dan %19 azalışla 4618'e gerilemiştir. 2021 yılı Ekim ayında terör suçları kapsamında 14.855 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Tespit edilen 5.379 kişi hakkında yasal işlem yapılmış ve bunların 129'u yakalanmıştır. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2021 yılı Ekim ayında 2670 kişi denizlerde olmak üzere toplam 16.516 düzensiz göçmen ve 790 organizatör yakalanmıştır. Güncel olarak Suriye'ye dönen sayı 469.170'tir. Yine bugün itibariyle kayıt altında ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 3.726.206 kişidir. Değerli arkadaşlarım, karayollarımızda 2021 yılı Ekim ayında meydana gelen 228 ölümlü trafik kazasında 268 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiştir. 17.971 yaralanmalı trafik kazasında da 26.537 kişi yaralanmış. Maalesef 44 yaya olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Değerli arkadaşlarım, bugün Kastamonu Bozkurt'ta ve Sinop Ayancık'ta Batı Karadeniz selinde kaybolan ve maalesef bedenlerine de ulaşamadığımız vatandaşlarımız için gıyabi cenaze namazları kılınacak. Sayın Bakanımız da bunlara katılacak. Biz de kaybettiğimiz insanlarımıza gerek bedenlerine ulaşamadıklarımız, gerek daha önce cansız bedenlerine ulaşarak defnettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da bu vesileyle başsağlığı ve sabır dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, geçen yıldan bugüne baktığımızda, geçen yıl Ocak'ta Elazığ Sivilce deprem, yine Şubat'ta Van Bahçesaray'da çığ, yine Şubat'ta İran Hoy merkezli deprem, Altıncay'da Bingöl Karlova'da deprem, 7. ayda Sakarya Hendek'te patlama, 8. ayda Giresun'da özellikle Dereli merkezde olmak üzere sel taşkın, 10. ayda İzmir'de deprem, yine 7. ayda geçen yıl Düzce'de sel taşkın ve Rize'de bu yıla döndüğümüzde Rize'de ve Artvin'de Doğu Karadeniz'de sel felaketleri 7. ayda, sonra akabinde 7. ayın sonuna doğru başta Antalya, Muğla olmak üzere Ege ve Akdeniz'de orman yangınları, hemen 8. ayın başında onun da Mükes, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yoğun bir şekilde etkili olan sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık 2 yıldır. Bu veriler bize ülkemizin zaten bilinen doğal afetlerle, başta doğal afetler olmak üzere belli risklerle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Ülke olarak bir taraftan afetler, acil durumlar ortaya çıktığında mücadele kapasitemizi artırmak için yoğun çaba sarf ederken, özellikle son 2 yıldır AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlandıktan sonra Sayın Bakanımızın talimatlarıyla afet risklerini azaltmaya dönük, afet öncesine dönük yoğun bir çabanın gayretinde içindeyiz. Biliyorsunuz geçen yıl afetleri hazırlık yılı ilan etmiş, bu kapsamda bir dizi çalışma yürütmüştük. Bu yılda afet eğitim yılı kapsamında yoğun bir çalışmanın gayretin içindeyiz. Bugün itibariyle eğitim alan kişi sayısı 42.726.000'e ulaştı. Yine videolarında görüntülenme sayısı 13.968.000'i geçti. Dolayısıyla hedefimize oldukça yaklaştık. İnşallah bunun da üzerine çıkacağız. Karşı karşıya kaldığımız riskler bakımından afet öncesine odaklanmanın çok kıymetli, çok hayati olduğunu hem bu konuda milletimizden hem bu konuyu sürekli gündemde tutabilmek bakımından basın mensubu siz değerli arkadaşlarımızdan destek beklediğimizi de bu vesileyle ifade etmiş oluyorum. Ve tüm bu anlattığım, kısaca özetlemeye çalıştığım faaliyetler kapsamında
gayretli çalışmalar yürüten başta konuk birimlerimiz olmak üzere bakanlığımızın tüm çalışanlarına da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. Eğer varsa değerlendirmesi olan arkadaşımız onu da almak isterim. Var mı arkadaşlar? Herhangi bir soru. Buyurun. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili adli makamlar tarafından bir adli soruşturma başlatıldı. Yine idari merciler tarafından da işin idari yönden incelenmesi bakımından bir çalışma başladı. Ancak konu çok taze. Henüz eldeki veriler de çok sınırlı. Bu gerek adli soruşturmanın gerekse idari incelemenin sonucunda resmi net olarak görmüş olacağız. Dolayısıyla şu andaki çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak çok sağlıklı olmayabilir. Bu idari ve adli soruşturmaları incelemelerin sonucunda resmi görmüş olacağız. Bu arada arkadaşlar Ekim ayında hayatını kaybeden kadın sayısı 18, 16 demiş olabilirim. 18 olacak. Bunu da bu vesileyle düzeltmiş olalım. Arkadaşlar var mı başka değerlendirme soru? Teşekkür ediyorum.